Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'a, teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasını tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala için de ödüllendirecek halimiz yok ifadesini kullandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a kitabı Devran üzerinden yapılan terör suçlamalarına tepki gösteren HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, hiç kimse HDP'nin meşru mücadelesine, halkı için bedel ödeyen yöneticilerine dil uzatma hakkına sahip değildir dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor derken Akşener de biz seçim istiyoruz, Türkiye bu halde götüremez şeklinde konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bülent Arınç'la ilgili Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklık hatta ahmaklıktır ifadelerini eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son iki yıldır kimin istifasının durdurulacağına, kimin istifasının kabul edileceğine, kimin yargılanması ya da yargılanmaması gerektiğine nihai kertede Sayın Bahçeli karar veriyor dedi. İçişleri Bakanı'nın talimatına rağmen Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık'tan yanıt alamayan Ermenekli madencilerin Ankara yürüyüşü bir kez daha jandarma tarafından engellendi. Bizim değil patronun yolunu kapatın diyen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddetle mücadelede televizyon dizilerinin rolü konulu programa katılan Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim, katiller, mafya babaları, zorbalar, rol model gibi lanse edilmesin dedi. Karar Gazetesi'nin haberine göre AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 2 sene önce restore ettirdiği tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmet Çamlı'nın da ismini ekletti.